Merhaba, ben Şenol. Dead Race Catch'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüme başlamadan önce Summer Bay'de, hatta geminin adı, birebir aynı gemiyle aynı gerçek hayattaki belgeselini izledim. Yani aynısı, ama var ya hani beach aynı yerde, bizim kancaya attığımız yer aynı yerde. Tabii içeride millet sırılsıklam deli gibi dalgalı havada falan uğraşıyorlar. Onlar o kadar aynı değil de. Öyle yani, ki ondan önce bir miktarda oynadım. Paranın dibine vurdum. Azıcık şey... Üçüncü bir hafta alacak talentim var. Param yok. Maalesef. İki tane elemanımız var. Oturacağım kaptan köşkünü, öyle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Onun dışında gemiye 8 tane yemlik aldım. Kafes. 8 kafes. Bir tanesi yalan oldu. Bu arada eskiyorlar bunlar. Yenilemek gerekiyor. Binçle tutarken yanlışlıkla dışarıda atabiliyorsunuz abi. Onu hani dikkat etmek lazım. Aklınızda bulunsun. Şamandıramız falan tamam. Burada eksiklerimiz. Onun dışında sahip şunlar tıklı olarak geçiyor. Yani şunu tıkla, şunu kaldır. Akıllı halatı da yeni aldım. Yeni deneyeceğiz. Paranın çoğunu yiyen şeylerden bir tanesi buydu. Aslında tek bu da değildi yani. Nerede o kaptanlık özellikleri? Şunu full aldım. Buradan bir miktar girdi. %20 indirim alıyorum ticarette. Şunu bir aldım. Mürettebat üyeleri görevlerini %25 daha hızlı tamamlar ki o şeyi, yengeçleri ayırma muhabbetini dedim özellikle. Fulliyorum. 600'ü hemen hemen masa alıyor. Oyun içinde 8 saati falan buluyor ya. Hemen hemen kafeslerin dolma süresiyle aynı. Mürettebat üyeleri yengeçleri %15 daha hızlı ayıklar ayrıyetten var. Ya emin değilim bunlar staklanıyor mu, staklanmıyorsa diye bunu da aldım. 5000 dolar. En son şu biraz girdi işte. 30.000 dolar buna verdim. Bir miktar para kastım haliyle. Üçüncü mürettebatı alma zavazingosu. Ama şu anda maalesef 3'ü aramadım. Param yetişmedi. Yanlış hesap. Olur öyle şeyler. Sağlık olsun. Ya bu ünlemler, ya sıkıntı var burada. Ya bir şey var, emin değilim nedir. Ama ben oraya gidiyorum abi. Peş peşe koyabiliyorsunuz. Baya baya yengeç alıyorsun yine. Hani tek bir yere ışınlandın. 8'inde de koy kafeslerin oraya. Bakalım. Geldik. Onda niye ünlem var? Öğütücü boş değil. Hı? O ne demek lan? Ha, çalışmaya çalışıyor, çalışamıyor mu? Yem hazırlama, öğütücü boş olsa çalışırdı. Bu yani olay. Neyse, şuna basacağız. Kafes ayarlama. Bakalım. Nasıl yapacak şimdi? Aha, vinci oturdu. Hatta ben şöyle kaptan köşküne oturayım, şuradan izleyeyim. Eleman burada ya. Burada zaten karizma bir tane şey. Kaptan. Elde şey. Telsiz. Buradan fırça atıyor millete falan. Ben bu arada bunu hiç böyle eğmiyorum. Yani dikken de yapabiliyorsunuz. İlla eğmeniz gerekmiyor ama teknik olarak yani gerçeğinde de eğiyor. Hadi kardeşim biraz hızlı olun ya. Ben gaza geldim. Çabuk, bu nedir ya? Bu uyuşukluk ne? Çabuk. Aslında şu şekilde ayarlamak lazım. Yok, bir dakika. Şu görevleri mesela. Neyse, şimdilik şunu bir ayarlasın da hepsini bir yapsın. Kademe kademe. 3 tane limanın varsa her birine birer tane koyacaksın. Seri olacak. Yaptı. Güzel. Aferin. Aferin. Zıbıdı. Şöyle yapacaksın abi. Bunu da mesela şöyle yapacaksın. Şöyle yapacaksın. Şöyle yapacaksın. Diyebilirim. Yenisini yüklüyor şu anda. Ufaktan ilerleyelim. 30.000 dolara ekstra ekivites daha ekleyebiliyorsun şeye. Ben şöyle yavaştan ilerleyeceğim. Aynı yere peş peşe koyabiliyorsun. Hop, bunu da bırakıyor. Gönder gitsin. Hadi koçum. Şu an kademeli olarak çalışıyor olmaları lazım. Bu yemleri dolduruyor. Bir dakika şimdi. Kafesi hazırlama, kafesi fırlatma diğeri. Lan kafesi hazırlayan fırlatırdı, ne olur. Kafesi hazırlamayı kademeli yapamıyor muyuz? Ha, fırlatıcıya kafesi koydu birinde en azından. Uy, geri gidiyorum. İlerle. Sağ sola dönmediğin sürece aynı şekilde geri giderek de yapabiliyorsun. Herhangi bir ışık falan var mı ya? Buraya dolduracağım bunları. Allah ne verdiyse. Bize para lazım. Böyle telsiz sitesi falan yapacağım burada ya. Hadi kardeşim, çabuk çalışın. Aslında... Bir tık hızla gidip elemanlara bakabilirim.
Lan farklı farklı renk giymişler, iyi bari. İlerlemiyor muyum şu anda? Şey görsem iyiydi ya, vitesi hoş dikse diktir ya. Tamam. Herhangi bir yerde gösteriyor mu Zavazingos'unu? Gösteriyor. Aa bak 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 bu. Gazı gösteriyor. Şuradaki de hızımız herhalde. Bu verdiğimiz gaz, bu verdiğimiz hız gibi bir şey tahmin ediyorum. Yakıt miktarımız neredeyse dolu. Ha, yakıt burada gözüküyor. O da full. Bayağı bir şey gözüküyor lan burada. Herhangi bir tuşa basabiliyor musun? Ne ki? Ha, sadece içerideki ışık mı bu? Hepsi sadece içerideki ışık ya. Vay anasını. Rüzgarı falan gösteriyor ama dalgalı değil ya buralar. Ne yaptım lan? Nereye kadar gittim? Tamam böyle gidelim ya. İleride bakarız. Yani tam bir tur atıp dönebiliriz. Genel olarak burada kafesi nereye koyduğumuzu gösteriyor mu? Yok. Aa, kamera var lan, yeni fark ettim. Vallahi yeni fark ettim. Tamam, bu hız iyidir. Herhangi bir şekilde dönmüyorum. Zamanı hızlı ilerletsem. T ile hızlı ilerletebiliyorsun. Şimdi kaç tane kafesimiz var burada? 1, 2, 3, 4.'ü koydu. Zırt. Aynı bir şey değişmeyeceğini tahmin ettim. Yani şeylerin süresi doldu büyük ihtimalle. Ama bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Tamam, şu kafeslerin hepsini bir atsın. Ondan sonra ileriden doğru bir tam tur dönelim. Yeterince yememiz olması lazım. Dereder. Zaten aldığımız balıkları ayrıştırdığımız zaman da bir belli bir miktar da alacağız orada. Ünlem acaba bir işe yarayacak mı? Yazmıyor namussuz. Bu ne? Ha, lan aynı şey. Mürettebat. Oradan giriyorsun. Ekstra CTRL'e ne gerek var ki? Puan durumuna bakacak olursak Kaptan Şenol. Ya. Ya sömürüm. 61 bin dolar. Yedim ama işte parayı. Ama akıyorum. De bu ne? Ha, namussuzlara bak. Şey yapıyorlar bir de. Yanlış. Ben hiç satmadım yanlışı bu arada. Yanlışı da satıyorlar. De diğer taraftan ben 6200, bu 2700, bana yakın para kazanmış bu. Oğlum benim bunu neredeyse 3'e katlamam lazım. 2.5 olsun hadi. Niye öyle o? Pazarlık gibi bir şey mi var lan satışta acaba? Dur dur dur, şunları bir şettirelim de. Hadi bakayım gençler, hızlı olun biraz. Ama bunlar da işte biraz ağlayacak, zırlayacak. Şu mesela şunun üzerine düşecek, kolundan kan gelecek falan filan bir şey lazım ya. Doğru düzgün dalga bile yok. Çok dalgasız buralar. Son kafesi de atıyoruz. Şey biraz ters çalışıyor ya. Tamam, sola götürüyorum, sola doğru gidiyor da yani ne bileyim. Bana biraz ters geldi. Tamamdır. Şimdi... Bir dakika. Şöyle tam bir dönebiliyor muyum yanında? Nasıl dönüyorsun? İp gibi dizdim. Ha, sağ basılı tuttuğunda full dönüyor. Nice. Üzerimde de martılar dolanıyor. Biliyor musun? Bir dakika, içeriden daha mantıklı aslında ya. Daha iyi görüyorum. Dön 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 dön. Daha çalışanları o moda geçirmedim de. Böyle full arka yap. Gel geri. Geri hızlı bu kadar. Sola doğru döndüreceğiz değil mi? Aynen. Nereden kancayla alabiliyorlar ona emin değilim. Çalışanları... Kafes yok, farkındayım. Kafesi almaya doğru yönlendir. Nerede kafes? Alabiliyor musun onu? Oha, aldın lan herif. Helal olsun. Şu an durduk. Çekti kafesi. Ananın ki, niye çekti o kafesi?
Yanlış yaptım. Yanlış, çok ağır yanlış yaptım. Zamanı geçirmeyi unuttum. Ben onu tekrardan bir atayım. Tamam, tekrardan kafese attım. Abi şu pozisyonda bence dinlenmeye alacaksın bunları. Tamam mıyız? Tamamız. Dinlenme, ortadaki şeyleri falan temizliyor. Bu arada sen kendin iş yaparken dinlenme kısmında yerleri temizleme var ya. Da sen çekiyorsun kafesi, şamandıra yere düşüyor otomatik. O şamandırayı yerine koyuyor. Yemlik boşaldı mı hemen yemi dolduruyor. Yengeç alırsa yengeç ayırıyor falan şeklinde bütün görevleri yapıyor. Şimdi bunların dolması tam 8 saat sürüyor. Oh, gündüz oldu. Arkadaşları kafesi toplamaya alıyorum. Oradan çekebilecek misin onu? Asa parçası. Tamam, çekti. De şunu düzleyecek mi? 100 puanlık aile sorusu. Şeyde bıraktık ya. Muhtemelen çekmeyecek. Şu şeyi düzlemesi gerekiyor abi. Bunu niye yapmıyor ki? Menzilde pod yok. Vinç kancasını yengeç kabı tak. Aha. Bu arkadaş niye burada değil? Düzledi. Tamam, güzel. Kancayı indirdi. Aldı, oraya koydu. Bu abi de yengeci at. Gidip panelden yapıyorlar. Buradan yapmıyorlar. İşin ilginç kısmı. Bunu oraya çekecek. Şuradaki... Ulan orada onun düğmesi var mı? Şu olabilir. Doğru. Vardı galiba. Doğru. 65 tane çıktı ilkinden. Ayıklamaya başladı mı? Aa, ek işler otomatik yapıyor. Olur. Tamam. Oğlum üstüme düşürüyordun lan. Gene size bak ya. İlerleyelim. Giderken acaba yakalayacak mı? Ama çok hızlı giderken. Ya, ayıklamaz herhalde. Toplamaz yani. Sanmıyorum. Yakalayacak eleman. Yakala ve kafese. Aha, tamam. Şey yapıyor. Ayıklayan eleman bırakıyor ayıklama işini. Çünkü ek iş o. Giderken yakalayacak onu. Valla çalışanlar parasına değer be. Bunların hepsini ben yapıyordum normalde. Kesinlikle değer. Şunları da bir toparlayalım bakalım. Kaç çıkacak? 65 çıkmıştı ilkinden. İkincisinden ne çıkacağını göreceğiz şimdi. Şu hızda giderken tahmin ediyorum bunlar yakalar bunu. Yok, bu hızda. Bu hız daha mantıklı. 65'ti ilkinde gördüm. Aa, yok, kafesi boşaltamayacak. Yok, dur. Sal bakayım. Tekrar geri alması gerekiyor. Bak, bir tanesi yerleri temizledi, gördünüz mü? Dubai'yi aldı. Üçüncü elemana gerçekten ihtiyaç yok. Yani zaten birbirlerini bekliyorlar. 40 kalmıştı değil mi ayıkladıktan sonra? Galiba. Ayıklama işini şimdilik de durdurabilirim de. Neyse, araya soktum, bir şey olmaz ya. Oğlum her seferinde Vinci sen geri mi koyuyorsun? Avanak. Şurada duruyor Vinci. Ben koymuyorum. Vinci bıraktığı zaman otomatik olarak burada duruyor. Ha, bu arada şeye bakabiliyorsunuz. Gemide. %48 mi? Zaten 3 tane kanca var. Baya hasar görüyormuş o. Kafesler fena değil. Onlar baya dayanır. Şamandıra pek hasar görmüyor. Yani durabilitesi niye var bilmiyorum. Bir şey oldu etti yok onun. Oo, bu büyük. 112, 190 falan. Heh. Getir bakayım geri. Ben araya karışsam acaba, şuna bassam çekecek. 181 olur. Tabi olay bir de hani ayıklamada. Bak şu an iyi gidiyoruz mesela. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Kırmızı her türlü yeşilin önünde gidiyordu ben yaparken. Bu arada bilmem kaç yüz saniye kendim yapmıştım da bak. Kesinlikle bulaşmayın abi. Harbiden bulaşmayın. Tek tek bunu ayıklamaya hiç gerek yok. En kötü bir tane eleman alın. Ek işlerinizi yapsın. Hiç gerek yok. Aptansın kardeşim sen. Tam bağıracaksın, çağıracaksın bunlara. En azından Discovery'de öyle yapıyorlar. Vay, para aldıklarını söylemiş miydim? Bak şimdi. Tek postada ne kadar? Hoş.
Tek postada dönmeyelim geri ya. Ben bir iki posta daha böyle şey ettiririm. Tek postada depo da olmuyor. Depo. Tek postada ne kadar dolacağını gösteririm şimdi. Ya arkadaş, yine bir kafesi mındar etmeyi becerdim ha. 4, 5, 6, bu da 7. Nasıl mındar ediyorsun biliyor musun? Dumasına dokunman yetiyor. Yani teknik olarak ezdim diyebilirim. Hadi be. Geçmiş olsun. Ana, hortumu da ne güzelmiş lan. at abi at. Vallahi üstüme at sen. Gönder. Vallahi gönder temizinden. Bir şey oluyor mu lan acaba? Atmıyor. Aha, aferin lan. Aferin. Zıbıdılar. Aferin. Toplam burada 100 var. 350, 450 falan çıkarttık abi. Böyle 500 dediğine bakmayın. Böyle 600 da oluyor. Bilmiyorum neye göre böyle böyle oluyor. Çözemedim onu. En son şeye atacak mı acaba? Onlara bir hemen şöyle bak şimdi. 3 saate 40 falan kalır tahmin ediyorum oraya. Aynen. Yani çok istiyorsan 1 saat daha beklersin. Bitirsin. Aferin lan. Zıbıdı var. Dinleniyor kısmına geldiğin zaman kafesi ambara koydu değil mi? Tamam, bu işleri yaptılar. Bu her türlü bana itelenen bir iş galiba. Her türlü bana sokuyorlar bu işi. Alıyorsun şuradan Zavazingon'u. Öncelikle yem kabı dolu mu? İyi, dolu değil. Şu balıkları bir buradan alalım abi. Yem yapacağız onları. Hop. Tamamdır. Şu arkadaşları atacağız. Millet tutuyor bunları da alıyor. Yavruları, dişileri. Vallahi anlamadım yani. Bu işi Türkler mi yapıyor çözemedim. Hiç. Çoğunluğu normal işler değil mi? Yani bir Türk karışmış araya herhalde. Hop. Bunlar da tamam. Açıyorsun kapağı. Şuranın hitbox'ı bir acayip. Bak görüyor musun? Deliğin tamamında yok. Şurada var. Burası. Yani belli bir noktası var. Koysana oraya. Bu arada solda da gösteriyor. Kaç olduğunu ağırlık. Ağırlığa ekliyor. Ağırlık dediğim fonun altındaki ton toplam ağırlığın. Hani senin yükün, depondakiler, yakıtın vesaire vesaire. Onun bir altındaki 2300 şu anda. Hani şöyle bakarsak puan durumuna. Kaptan Şenol şaka gibi ya. Nasıl abi? Yani 8000 taşımışım ben. Bu pezevenk beni nasıl geçiyor ya? Anlam veremiyorum harbiden. Yani neyse sıkıntı yok. Haritaya bakacak olursak burada hala ünlem var. Eğer ünlem o işe yarıyorsa. Buraya tekrar tekrar yapabiliyorsunuz bu işi abi. Ki ben tekrardan yapacağım. 7 tane dizeceğiz artık. Ne yapalım? Bir tanesi yalan oldu. 7'yi dizeceğim. Kafes boyutunu, ilk işim herhalde kafes boyutunu yükseltmek olacak. Şey istiyordum da. Yok gerek yok ya. İki postada hemen hemen 1000 dolar falan almıştım galiba. İkinciyi full yapayım, satışta bakarız abi birlikte. Beklediğimden kesinlikle uzun sürdü. Ama liderliği yine kaparım herhalde. Bakayım şu aldığımızla birlikte. Bu arada sürpriz. Üzerinde duruyormuşum Duba'nın. Evet, üzerine biraz böyle dokununca yok olmuyormuş. Yani görseli yok oluyor. Silindi abi. Duba'ya dokundum silindi. Ben de gitti dedim. Ne bileyim. Meğerse öyle değilmiş. 250 tane 3 saate yaparsın sen. Aslan parçası. Yani buradan da hemen hemen 500 çıkartmışım. Aynı yerdeyiz. Farklı bir yere gitmedim. Hemen şu ilk başta yemleri bir alalım buradan. Koçlarım benim. Yem alıyor ya. O yem makinesi bir şekilde alıyor bunları. Nasıl oluyor da alıyor bilmiyorum ama alıyor. Bunları hemen ayıklayalım. Kardeşim biz temiz çalışıyoruz. Temiz deadly sketch. Twitch'te işler karışmış zaten. Temiz deadly sketch. Twitch'in %80-85'ini içeri atsan ancak kurtarır Twitch. Türkler anasını ağlatmış, yok botuydu, şeyiydi, bokuydu, püsürüydü falan. Orası temiz temiz. Türkler ne herifler illallah etmiş Amazon.
Sadece Türklere özel yaptığı bazı şeyler var ya. Ürün geri iadesinde falan. Hiç girmeyeyim o konulara. Lan bir tane de kalmayı ver göt. O da neymiş ya. Neyse ahali. Koçlarım siz dinlenin bakayım. Dinlenmeye aldım sizi. Anında da yok olma ama yani şuraya da yürü değil mi? Allah Allah. Allah Allah. Tamam mısın? Hop. Hadi bismillah. Tam iki posta aynı noktada ünlemde sıralı dizdim. Toplamda 4900 küsurdaki şu ana kadar. Orası değil. Bak hele ya, bak hele ya. Ben şu an topladığım birinciyle aynı miktarda ama gel gör ki pazarlık mazarlık bir şey var mı bakacağım ya. Yok abi. Yok yani. Bu yani. Daha büyük mü topluyorlar? Daha güzel mi topluyorlar? Var var tip var. Red King var, Golden King var, Blue King var. No Scrap şeklinde var burada. Fiyatlandırma ona göre. Snow Crab'den hiç yok bende. Red King bayağı var. Tamam abi. Golden neyse ya. Yapıştır. 47.000. Lan oğlum niye her seferinde ona basıyorsun? Adamın içinden geçerim. 108.591 dolar. Bununla birlikte de ilk başta 3. elemanımı alayım mı? Dursun. Alabalık olur ya. Hatta 4.'yü bile alabiliyorum. Kurt, gel kardeşim. Herhangi bir cezam bir şeyim yok. Gördüğünüz gibi gıcır gıcır. Ha. Bizde yamuk olmaz. Yok buradan değil pardon özür diliyorum. Neredeydi lan? Gemi şu bina şu bina. Tersaneye gidiyorsun. Gemi geliştirmesi ondan. Şeyi alacağım ya. Büyüteceğim işleri. Şimdi kilitlileri geç, mevcutu geç, pardon, mevcuta bas, sahip olduklarımı geç. 30 bin dolardı, o daha hızlı değil. 30 binlik başka var mı lan? 30 bin değil miydi ya? Ekstra kafes, şamandıra sepetini büyütebilirim. Ki büyütmem gerekiyor değil mi? 8 tane kurtarmayacak ki. Daha fazlasını alamıyorum. Bunu mecbur alacağız. Kafes için yani. Verimli yem falan da var da, geç şimdilik. Daha fazla kafes 20 bin miydi? 30 bin kalmış aklımda. Neyse 4 tane daha fazla alabiliyorsun. Ekstra ne geliyor abi bununla birlikte? Şöyle kitlelerde en pahalısı ne? Daha büyük tank. Daha büyük tank şeklinde gidiyormuş orada. Çok pahalı. Daha fazla kafes. 12 daha fazla. 12 ne oğlum lan? Ömür yetmez ona ya. Hey hey. Hey. Hey gidi hey. Zaten bu kadarına yetiyor paramız şu anda. 17 bin dolarım kaldı. Bir şey kalmadı ki. Ama sonuç olarak 4 kafes daha alacağım. Hop. Kulla kardeşim. 4 tane daha. 4 tane daha şamandıra alacağım. Kanca belki bir tane kalıyor. Çünkü bir tanesi kırıldı kırılacak. Bir tane daha kanca alabilirim. Hey. Emin değilim hangisi iş yapıyor ya. Şimdi bak. Bunun tanesi 36. En pahalısı bu abi. Ben de bundan kullanayım. Belki onunla alakalıdır. Yemi ucuzdan almıştım ben. Belki de onunla alakalı olabilir. Mümkün mümkün. Şundan bir tane al. Bundan bir tane al. Kabul et. Tamamdır. Ya. Kavga gürültü bir şey yok belki ama. Canım güzel kardeşim. Sen şuraya geç. Şuraya geç. Siz de yapın lan. İşiniz ne? Fırlamalar. Güverte temizliği, yem hazırlama. Hayret bir şey. Siz de yapın. Tamamız ya. Liderim. Gördüğünüz gibi. Liderim. Gördüğünüz gibi. Buradan aslında kaptan özelliklerine tıklayıp tıklayıp duruyorum. Daha hızlı işlerini yapmalarını sağlayabilirim. Seri halde hallederler. Çıt 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 çıt. Hoş yüzde olarak bayağı da cüzi fark ediyor. Aman aman fark etmiyor ama. Rap 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 rap. Şu 15.000. Yengeç ayıklama. %15'ten %30'da çıkartıyor.
Ama onu zamanı hızlandırıp geçiyorum. Benim oynayış süreme pek fark etmiyor. Bu benim oynayış süreme fark ediyor. %25 yerine %50 daha hızlı tamamlarlar. 14 bin dolarım var. Artı paran yok ki. Pardon, özür diliyorum. Benim hatam. Neyse, gördüğünüz gibi lider tablosunda birinciyim. Gemimi de bir tık geliştirdim. Bu oyun tahmin ediyorum toplamda 15 saate falan sömürülür. Gemi tipi tek tip değil bu arada, ama bu unuttum lan. Tabii ben videoyu izleyeli neredeyse 2 saat oldu haliyle. Söyledim videonun başında, o gemi şeye yazarsanız çıkar. YouTube'a yazarsanız videonun başında söylediğim san unuttum. Onu yazarsanız gerçeğini de görebilirsiniz abi, meraklısına. Neyse, bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size yaparım. Beğendiğinizde basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.